Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi üyesi Jim McGovern, Çin işgali altındaki Doğu Türkistan'da üretilen tüm ürünlere ithalat yasağı getirmek için harekete geçtiklerini duyurdu. ABD Holocaust Müzesi'nde gerçekleştirilen Çin'in Uygurlara yönelik sistematik baskısı başlıklı panelde Çin Komünist Partisi'nin Doğu Türkistan'da işlediği insanlık suçlarına dikkat çekildi. ABD Temsilciler Meclisi üyesi McGovern da Pekin'in Doğu Türkistan'daki uygulamalarını insanlığa karşı işlenen suçlar olarak tanımladı. McGovern, Çin Komisyonu'na eş başkan olduğu Senatör Marco Rubio ile birlikte Uygurlara yönelik Angarya'yı önleme yasası taslağını sunacaklarını duyurdu. Bu yasa taslağının Doğu Türkistan'da sömürge ve baskı yöntemiyle üretilen Çin mallarına ithalat yasağı getireceği belirtildi. Avustralya Stratejik Politika Enstitüsü bu hafta başında yayınladığı raporla Apple, BMW, Gap, Nike, Samsung, Sony ve Volkswagen gibi dünyaca ünlü markaların Doğu Türkistanlılara yönelik baskıların parçası olan fabrikalardan çok ciddi miktarda ürün sağladığı gün yüzüne çıkmıştı. Çin'in ithalatı koronavirüsü salgını nedeniyle 2020'nin Ocak-Şubat aylarında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %17 azaldı. Küresel bir tehdide dönüşen koronavirüsü salgını hastalığın ortaya çıktığı Çin Halk Cumhuriyeti'nin ekonomisini de olumsuz etkiliyor. Çin Gümrük Bakanlığı yaşanan koronavirüsü krizi nedeniyle Çin'in ihracatında bir önceki yıla oranla %17,2 oranında düşüş yaşandığını ve 292.45 milyar dolara gerilediğini bildirdi. Söz konusu veri Çin'in Amerika Birleşik Devletleri ile yaşadığı ticaret savaşının etkisiyle 2019 yılının Şubat ayında yaşanan krizden bu yana en sert düşüş anlamına geliyor. ABD Merkez Bankaları Sistemi Fed tarafından yapılan açıklamaya göre 21 Şubat'tan bu yana Çin'den ve diğer Asya ülkelerinden gelen banknotlar piyasaya sürülmüyor. Özbekistan'da 7 Mart 2020'de yapılan açıklamada Rusya liderliğinde kurulan Avrasya Ekonomik Birliği'ne gözlemci üye olma kararı alındığı belirtildi. Özbekistan Ulusal Haber Ajansı'nın 7 Mart'taki haberine göre Özbek hükümeti geçtiğimiz günlerde Avrasya Ekonomik Birliği'ne gözlemci bir devlet olarak katılma planını onayladı. Plan onaylanmak üzere Özbekistan parlamentosuna sunuldu. Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in dış politika ve ticarette selefine göre daha açık bir tutum izlemesinin Rus-Özbek ilişkilerine de olumlu yansıdığı 4 milyonluk Özbekistan'ın Avrasya Ekonomik Birliği'nde Rusya'dan sonra en büyük tüketici pazarı olma potansiyelini taşıdığı düşünülüyor. Mirziyoyev 24 Ocak'ta Özbekistan Meclisi'nde yaptığı açıklamada hükümetimiz Avrasya Ekonomik Birliği ile işbirliği kurma yolları üzerine çalışıyor ifadelerini kullanmıştı. Çin'in güneyindeki Fujian eyaletinde yeni tip koronavirüsü hastalarının karantinası için kullanılan 5 katlı otel çöktü. Chuanjiao kentinde bulunan Xinjia Express Hotel'in çöktüğü sırada otelde 70 civarında kişinin bulunduğu ve bunlardan 43'ünün kurtarıldığı, diğer kişilerin enkaz altında olduğu bildirildi. Otelin yerel hükümet tarafından Wuhan virüsünün en yoğun şekilde görüldüğü Hubei eyaleti ile Zhejiang eyaletinin bazı bölgelerinden kente gelen ve koronavirüsü hastalarıyla temas eden kişiler için 17 Şubat'tan bu yana karantina merkezi olarak kullanıldığı aktarıldı. Fujian eyaletindeki otelin neden çöktüğüyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Dünyada koronavirüsü salgınının ilk ortaya çıktığı ülke olarak bilinen Çin'de şu ana kadar rastlanan vaka sayısı 90 bine yaklaşırken en az 3070 kişi hayatını kaybetti. Suudi Arabistan'da aralarında Kral Selman bin Abdülaziz'in kardeşi Ahmet bin Abdülaziz'in de bulunduğu kraliyet ailesinin önde gelen isimlerinin darbe girişimi iddiasıyla tutuklandığı öne sürülüyor. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın emriyle Kral Selman bin Abdülaziz'in kardeşi Ahmet bin Abdülaziz ve eski Veliaht Prens Muhammed bin Neyef'in tutuklandığı iddia edildi. Amerikan Wall Street Journal gazetesinin Suud kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Cuma günü evlerine yapılan baskınla tutuklanan İki isim Kral Selman'la Veliaht Prens Muhammed bin Selman'a karşı darbe girişiminde bulunmakla suçlanıyor. Haberde her iki ismin idam ya da müebbet hapis cezasına çarptırılabileceği vurgulanıyor. Tutuklanan kraliyet ailesi mensupları arasında Prens Nawaf bin Naif'in de olduğu öne sürülüyor.